Merhaba değerli gönül dostlarımız. Bugün sizlere mazeret izinleri ile ilgili kısa bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Mazeret izni arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olan tüm memurların bir yıl içerisinde bir kere yani toptan veya ayrı ayrı 10 gün içerisinde 10 günlük bir periyotta kullanılan iznedir. Yani 10 günlük bir izin mazeret izni sayılıyor arkadaşlar. Yani mazeretinizi gerekçe gösteriyorsunuz. İdare amirinize size izin veriyor. Bu 10 günlük süre. Peki engelli memur personelimiz için bu nasıl işliyor? Arkadaşlar, süre gelen bir hastalığınız var ise, yani sürekli bir hastalığa sahipseniz ve bu hastalıkta size belli dönemlerde rahatsızlığınız artıyor ise, %70 ve üzeri engelli raporu var ise, evet burada %70 ibaresi çok önemli. %70 engelli raporunuz var ise bu mazeret izinleriniz idare amirinizin takdirine bırakılmadan kullanılır. Burada izin verilir ibaresi mevzuatta geçiyor arkadaşlar. Bu yüzden sizin böyle bir izin hakkınız var. Bu engelli çocuğu olan anne babalar için de böyle. Yani bir ebeveynin engelli çocuğu var, %70 ve üzeri raporu var ve bu çocuğun sürekli hastalığı var. Dönem dönem de rahatsızlığının artmasından dolayı bakıma ihtiyaç duyuyor ise bunu sağlık kurulu raporuyla tescil ettirdikten sonra mazeret izni hakkı direkt olarak kendisine yasa gereği veriliyor arkadaşlar. Onun haricindeki durumlarda %40 ve %70 arası olsun, %100'e kadar olsun fark etmiyor. Herhangi bir hastalığınız yani sizin işinizi etkileyecek bir hastalığınız yok ise bu mazeret izinleriniz sizin idare amiriniz tarafından uygun görüldüğü dönemde kullandırılır arkadaşlar. Bu yasa gereği açık. Süresi de 10 gün. Yani 10 günden fazla mazeret izin hakkınız yok arkadaşlar. Bundan sonrası zaten sizin belli dönemlerde kullandığınız yıllık izin, rapor izinleriniz vesaire tip diğer izin çeşitlerine girmekte. Özetleyecek olursak mazeret izni bir memurun bir yıl içerisinde 10 günü geçmeyecek şekilde belirli mazeretler göstererek idare amirinden aldığı izindir. Engelli bireylerde ise %70 ve rapor olacak, üzeri ol rapor olacak, süre gelen bir hastalığa sahip olacak. Engelli biri çocuğu olan anne babalar içinse bu durumda aynen bu şekilde olacak ve bu sağlık kurulu raporuyla ise beyan edilip kuruma teslim edilecek. Bu tip durumlarda ise idare amirinin iznine gerek kalmadan mazeret izin hakkınızı bir kere de veya ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda engelli bireyde veya normal memurlar için de mazeret izin hakkı idare amiri tarafından verilmek suretiyle kullanılır. Süresi de 10 gündür arkadaşlar. Evet kıymetli dostlarımız bugün de sizlere mazeret izinleri ile ilgili kısa bilgilendirme yapmaya çalıştık. Bir başka yayında buluşmak, görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.